Dört ekranlarından iyi akşamlar. Bir Söz Bitmeden programında daha birlikteyiz. Bu akşam konumuz kadın, konuğum da bir kadın. Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Sari Aydın Yılmaz bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir dernek merhabalar. Kurdunuz ama evet. Türkiye'de herhalde kadınlara mahsus olarak faaliyet gösteren pek çok dernek var. Var. Ne kadar sayısı biliyor musunuz? Ya şimdi Türkiye genelinde ne kadar olduğunu bilmiyorum ama biz kendi içimizde bir çalışma yaptığımızda İstanbul'da 30'un üzerinde kadın odaklı çalışmalar yapan derneğe rastladık. Onların web sitelerine baktık, taradık, söylemlerine baktık. Herhalde İstanbul'da 30'un 30-35 civarında kadın sadece odaklı. Sadece İstanbul'da mı? Türkiye genelinde daha fazla. Tabii ki daha çünkü fazladır. Çünkü ben de gittiğim yerlerde tabii mesela ki daha görüyorum. Fazladır. Bunların bir kısmı ilim kültür üzerine odaklanmış, kadınların ilim ve kültür bakımından eğitilmesine odaklanmış dernekler. Bir kısmı daha siyaset odaklı dernekler, bir kısmı kadın hakları üzerine, hak ve hukuk üzerine odaklanmış. Yani çeşitli kendi her bir derneğe baktığımızda kendine özgü çalışma alanlarının olduğunu gördük. Türkiye'nin tabii bu hususta her konuda olduğu gibi kadın konusunda da sicili birazcık bozuk. Yok, bence bozuk değil. Bence değil hiç katılmıyorum ona. Bence ama çok farklı alanlarda. Mesela tamam, yıllardır çok faaliyet gösteren tabii ki kadına şiddeti tabii ki o sicili bozuk ama olma noktasında mesela yönelik demokrasi ama diyoruz ama kadınlara eşitlenmemiş bir ülkedeyiz. Yani evet, ben ama şunu söylemem lazım. Ha, onu söylediyseniz ona bir şey diyemem. Ama evet, çok fazla STK'nın olması ve kadınların kendi alanlarına göre işte temalar seçip o temalar üzerine çalışması bence çok güzel bir şey. Demokrasiyi de zenginleştiren bir şey. Çünkü toplumda herkesin bir şeyler söylemeye, bir şeyler üzerine çalışmaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da hep biz yıllarca siyasi kurumlardan beklemişiz. Devletin kamu kurumlarından beklemişiz. Üniversitelerden beklemişiz. STK'cılık aslında son yıllarda Türkiye'de artan, ivme gösteren bir olay ve artmasında da fayda var. Yani İnsanların toplumda ihtiyaç gördükleri alanlarda bir araya gelmeleri, mobilize olmaları, bir tema etrafında toplanmaları güzel bir şey. Yani kadınlar kendi aralarında örgütler kuruyorlar, STK'lar oluşturuyorlar. Aynı oranda özürlü vatandaşlarımız da dernekler kuruyor. Peki. Dernekçilik, yani STK'cılık demokrasiyi zenginleştiren, güçlendiren bir şey. Peki, derneğinizin ismi Kadın ve Demokrasi. Evet, Kadın ve Demokrasi Derneği. Diğer derneklerden farkı ne? Şimdi biraz önce biraz söylediğim feminist söylem gibi. Yok değil, feminist söylem değil. Kadın ve Demokrasi Derneği, demokrasiyi ortaya oturtan. Neden sordum? Tabii. Şundan dolayı, kadın ve hani feminist bir söyleme mi sahipsiniz derken, şundan dolayı mesela Türkiye'de bu bağlamda yerel seçimler yaklaşacak. Yakın zamanda seçimlere gireceğiz. Var. Biz de o yönde tekrar böyle yapıyoruz. Kadınlara mahsus olarak ön planda olan o popüler derneklerin hepsi yeniden böyle faaliyete geçecekler. Kadın diyorlar ama yani kadınlar arasında en büyük ayrımcılığı da bu derneklerin yaptığını düşünüyorum ben. Şimdi yani, biz demokrasi... Bu yüzden dedim evet, yani kadın... Şimdi demokrasi aslında sadece feminizmin bir söylemi değil. Hı. Demokrasi. Demokrasi dediğimizde bir de şöyle ben bir... Ben demokrasi değil, yani kadın hakları olarak kurulmuş kadın bir haklarını dernek. Savunmak, kadının toplumda her bir vatandaş gibi eşit oranda temsil hakkı edinmesini sağlamak, bu yönde çalışmak bizim derneğimizin amaçlarından bir tanesi. Ama demokrasi dediğimizde hep şöyle bir şey çıkıyor. Sanki hep siyasette demokrasiyi anlıyoruz. Oysa ki demokrasi insanların eşit oranda fırsatlardan yararlanarak kamuda, özel sektörde, ekonomide, bürokraside ve siyasette olduğu gibi fırsatlardan yararlanarak temsil hakkı edinmelerinden yola çıkar. Biz de dedik ki kadınlar Türkiye'de gelişmekte olan demokrasiye destek verebilirler. Gelişmekte olan demokrasiye katkıda bulunabilirler. Ama sadece siyasal anlamda değil. Yani bizim derneğimizin sadece siyasetin içerisinde faaliyet gösterecek bir dernek olmamasına da özen gösteriyoruz. Evet, siyaset de bizim bir çalışma alanlarımızdan bir tanesi ama aynı zamanda kadının statüsünün toplumsal, sosyoekonomik anlamda da yükseltilmesi
dernek olarak bizim önceliklerimizden birkaç Peki, tanesi. Peki bunlara kadın kotası açısından mı bakacaksınız yoksa? Kadın kotasını bilimsel olarak tartıştığınızda işte bu alanda yazan çizen araştırmacılar evet kotanın kadının toplumdaki statüsünü artırdığını, siyasal mercilerde yer almasını artırdığını söylüyoruz ama söyleniyor. Ben bunun büyük bir ayrımcılık olduğunu ve kadınlara yönelik olarak da ayrı bir... Konu dönüyor dolaşıp kotaya mı geliyor? Bakın, bilimsel araştırmalar hep neyden yana biliyor musunuz? Gönüllü kotadan yana. Bilimsel araştırmaya baktığınızda evet sayısal anlamda kotayla kadının siyasal ya da işte kamusal alandaki temsiliyetini artırıyorsunuz ama gönüllü kotanın olması çok başka bir şey. Çünkü biz Kadın ve Demokrasi Derneği olarak mesela niceliksel sayının artması bir şey ifade etmiyor. Tamam. Niteliksel anlamda siz bu sayıları artırabiliyor musunuz? Tamam, yani, benim söylemek istediğim tam olarak tam da bu. Yani o zaman işte kotayı söylemeye gerek yok. Yok. Yani, kadının çünkü niteliği ve kalitesinden dolayı gelecek. Şimdi diğeri bir vitrin çalışması gibi. Yani tabii ki. Bir kadın konulması gerekiyor. Nitelik de şöyle bir şey Elif Hanım. İsterseniz onu çok azıcık açabiliriz. Nitelikten kastımız işte kadın işte sayısal olarak işte 100 tane kadın aday gösterildi ya da 100 tane işte genel müdürlüklerde kadınımız var, 100 tane işverenimiz var. Sayısal anlamda bu eğer siz sayısal anlamda yer alan yer işgal eden kadınlar kadının toplumsal sosyoekonomik statüsünde bir değişime, bir mobilizasyona hareket alanı açmıyorsa bir anlam ifade etmiyor. Kadın politikası üretmiyorsa bir anlamı yok. Biz istiyoruz ki nitelikli olsun. Yani kadın meclise gittiğinde kadının mevcut durumunu düzeltecek yönde, onun ihtiyaçlarına cevap verecek yönde politikalar üretsin. Yani kadın meclise gittiğinde ya da yerel otoritelerde yer aldığında, idarelerde yer aldığında eğer kadına yönelik bir politika geliştirmiyorsa bunun sayısal anlamda isterseniz 1000 tane kadın koyun. Çok bir anlamı yok. Kadına yönelik ne yapıyor? Mecliste soru önergesi veriyor mu? Kanun tasarısı hazırlamak için bir çalışma yapıyor mu? Kadınlara yönelik yerel idarelerde kadınlara yönelik çalışmalar ne oranda? Açıkçası buna çok güzel bir örnek şey verebiliriz. Mesela kentsel dönüşümde kadın. Bir kentsel dönüşüm yaşıyoruz. Ama bu kentsel dönüşüm yapılırken kadının ihtiyaçları ne kadar baz alınıyor? Kadın orada ne kadar konum sahibi? O karar vericiler arasında var mı? Karar vericiler arasında varsa bir kadın için kentsel dönüşümde önem arz eden noktalarda farklı oluyor. Biz buna kadın bakış açısı da diyoruz. Hı hı. Kadın bakışıyla baktığınızda mesela diyelim çok basit bir örnek parkın mevcut çocuk parklarının inşa edilecek binalara uzaklığının ya da parkın etrafındaki yürüme parkurunun nasıl olması, ışıklandırmanın nasıl gerçekleştirilmesi, korunaklı kadının güvenli bir şekilde akşam işten çıktıktan sonra evine giderken yürüyeceği güzergahın eviyle otobüs arasındaki mesafesi ya da kadının çok ihtiyaç duyduğu işte sağlık ocakları gibi, eğitim kurumları gibi bu kurumların kadına ne kadar yakın olduğu. Çünkü biz ailedeki işte iyi nesiller yetiştirme, vatanı emanet edeceğimiz nesilleri yetiştirmek için ailede görevi öncelikle kadına veriyoruz. Aslında burada da biraz sorun var, onu erkekle paylaşması gerekiyor ama tabii kadın daha müsait bunu yapmaya. O yüzden kadına yönelik bu anlamda politikalar geliştiriliyorsa yani nitelikli kadın karar verici organlarda yer alabiliyorsa... Çok güzel, demokrasiyi de geliştiren bir şey. Ama bütün bunların herhalde olabilmesi için öncelikli olarak kadına yönelik olarak ayrımcılığın, tabii ki. Bunun daha açık belki adını koymak gerekirse, tabii ki. Kamusal alanda hizmet alan ve veren kısmında olmak üzere yani ülkenin her tarafında, kamusal alanı olur, sosyal hayatın içerisinde olur, her yerde öncelikli olarak başı açık ve başı kapalı kadınların eşitlenmesi ve eşit Kesinlikle haklara öyle. Sahip olması gerekiyor. Cinsiyetler arasında da eşitliğin sağlanması gerekiyor artık. Ben toplumsal anlamda da o noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani bir insanın kılık kıyafetinden dolayı, giydiğinden dolayı yargılanmamasını ya da bir ön yargıyla karşılanmamasından taraftarım. Dernek olarak da biz bunu istiyoruz. Cinsiyetler arasında da eşitlik olmalı. Nedir bu cinsiyetler arasındaki eşitlik? Yani başı açıkla başı kapalının arasında bir fark olmamalı. Birbirlerini farklı görmemeliler. Bilakis farklılıklar
toplumu zenginleştirecek düzeyde siyaset üreten kurumları etkilemeli ve siyasi kurumlar da, politika yapan kurumlar da buradan destek alarak, buradan motive olarak o yönde politika geliştirmeliler. Yani farklılıklar demokrasiyi zenginleştirir ama önce biz birbirimizin farklı olduğunu anlayıp farklılığa hoşgörüyle yaklaşıp birbirimizi hazmederek. Çünkü demokrasi nedir? Demokrasi insanların her alanda, siyasette olduğu gibi her alanda temsil edilebilme, şiddete ve teröre müdahil olmadan hak ve hukukunu savunma sistemidir. Yani bu sistemi korur demokrasi. Biz de onu söylüyoruz. Yani kadınlar arasında, erkekler arasında fırsatlardan eşit oranda faydalanmak ve eşit oranda nitelikli kadınların da yer alabileceği alanlar, ortamlar. Derneğiniz ne zaman kuruldu? Derneğimiz çok yeni bir dernek. Ben sizi ilk bu gezi olayları esnasında Zehra Develioğlu'nun Kabataş'ta şiddete uğramasından sonra siz bir açıklama yaptınız sizinle beraber birkaç dernek. Bizim yaptığımız basın bildirisinin ilk kınama yapan derneklerden birisiniz. Biz şöyle, isterseniz kısaca size tarihinden de birazcık bahsedebilirim. Aslında çok geçmişimiz yok. Çok yeni bir derneğiz. 8 Mart 2013 tarihinde kurulduk. Temsili olarak da özellikle o günü seçtik. Çok evraklarımızı yetiştiremeyeceğimizi düşünmemize rağmen yetiştirmek için arkadaşlarımızla, kurucu arkadaşlarımızla birlikte çalıştık ve 8 Mart 2013 tarihinde kurulduk. Ondan sonra bir genel kurulumuzu yaptık. Kimler var? Tanıdık isimler var mı? Tanıdık isimler, yani web sitemize koyduk yönetim kurulumuzu ve kurucularımızı. Tanıdık olması gerekmiyordu. Bizim için bu alanda çalışabilecek, bu alanda gönüllü hizmet verebilecek. Çünkü STK'cılık böyle bir şeydir. Gönüllü olmanız gerekir. Gönüllü hizmet verebilecek 16 tane arkadaştan, yani eşimize, dostumuza söyledik. Faydalı olabilecek. Kaç üyeniz var peki? Şu anda 100'ü geçtik üye olarak ama listemizde üye olmayan ama bu bizim ne kurduğumuz network ağ içerisinde yer alan 179 tane arkadaşımız var. Bunlarla Başbakan Erdoğan'ın kızı sizin derneğiniz değil mi? Bizim derneğimizin yönetim kurulunda İsim kendisi. İsim benzerliği değil mi? Kurucularımızdan değil ama yönetim kurulumuzda. Kendisinden de çok faydalanıyoruz açıkçası. Çok doğru ve güzel tespitleri oluyor. Onun gibi diğer arkadaşlarımız da. Bir de şunu baktık biz Elif Hanım. Yani Türkiye'de şöyle bir alan var. Kadın ve siyaset dediğinizde bir sürü dernek sayabiliyorsunuz. Ama ben biraz önce de söylediğim gibi demokrasi sadece siyasetle gelen bir şey değil. Demokrasi aynı zamanda toplumun farklı mecralarından da insanların taleplerini konuşabildiği sürece genişleyen ve gelişen bir alan. Şimdi şöyle bir şey var. Çok özür dilerim, bunu söylemem lazım. Haksızlık ederim yoksa arkadaşlara. Akademi dünyasından, iş dünyasından, basın medyadan, hukukçu arkadaşlardan, sağlıkçılardan birçok çeşitli alandan arkadaşlarla. Hepsi de kendi alanında belli bir kariyer edinmiş, belli bir eğitimden geçmiş, bu alanda fikir üretebilecek. Derneğimiz de böyle bir dernek. Derneğimiz Kültür, Fikir ve Düşünce Derneği. Tamam. Kadın konusunda politika üretecek. Şimdi isim tabii yani Türkiye öyle bir konumda ki şu son 10 yıllık süreç Türkiye açısından önemli. Evet. Hani sürekli bir adım daha demokratik bir ülke olmaya yaklaştıran adımlar çalışmak. Şimdi mesela diyoruz ki Türkiye'de çok enteresan, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye tam demokrasi rayına oturmuş olmaz. Yani demokratikleşti diyemeyiz. Alevi sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. Yani bu tam demokrasi rayına oturmuş olmaz. Ama Türkiye'de öyle bir şey ki hani kadınlara yönelik olan sorun da çözülmeden. Evet. Şimdi demokrasiden bunu, tam bir demokrasiden bahsedemeyiz. İleri demokrasiyi yaşayan ülkeler de bizler gibi birçok şeyden, kademelerden geçtiler. Onlar da kendi içlerinde etnik bölünmeler, etnik parçalarından politikalar üreterek demokrasiye kavuştular. Şimdi Türkiye çok zengin bir ülke. Gerek etnik bakımdan birçok farklı etniği içinizde barındırıyorsunuz. Gerekse nüfus açısından, gerekse tarih açısından çok zengin bir ülkeyiz. Tabii ki içerimizde sorunlar olabilir. Ve bu sorunlar da hani böyle ışık hızıyla çözülebilecek sorunlar değil. Demokrasilerde insanların kendilerini temsil etmeleri kadar
aynı zamanda da o ülke içerisinde rahatça yaşayabilmelerinin imkanlarının da sunulması gerekir. Siz o ülke içerisindeki farklı gruplara, farklı parametrelere ne kadar yol açarsanız o kadar zenginleşirsiniz, demokrasiniz de o kadar gelişir. Ben görüyorum ki son 10 yılda yapılan politikalar bu anlamda, bu perspektifte yürüyen politikalar, yani kucaklayıcı, sorunları çözmeye yönelik. Evet, sorunları konuşalım, sorunlar üzerine gidelim, tartışalım ve bu alanda fikirler, politikalar üretelim, karar mercilerine verelim. Şunu da gözden kaçırmayalım. Demokrasiler öyle birdenbire olan şeyler değil. Nurettin Topçu'nun çok önemli bir sözü vardır. Demokrasi, gerçek demokrasiye ulaşmak kamiliyet ister. Yani fazilet ister. Beklemek. Bu nedir? Beklemek, sabretmek, çalışmak. Ben görüyorum ki Türkiye'de son yıllarda gelişen bir demokrasi var. Gerek işte bu Kürt açılımı ile birlikte, gerekse demokratikleşme paketleriyle, gerekse kadınlara yönelik yapılan çalışmalarla. Ben ülke olarak, yani ülkemin genç bir vatandaşı olarak ve bir çocuk annesi de olarak ülkemizin çok iyi noktalara gittiğini görüyorum. Güzel Peki, yerlere ulaştığını görüyorum. Çok böyle görüyorum. Umut var bakıyorsunuz. Evet. Yerel yönetimler... Negatif değilim açıkçası. Tamam. Biz her zaman öyle olamıyoruz maalesef. Zaman zaman tabii umutsuzluğa düştüğümüz, karamsarlığa düştüğümüz dönemlerde olabilir. Şimdi benim belki biraz akademisyen olmamdan da kaynaklanabilir bu. Biz bir konuyu araştırırken önce bir sürü okuma yaparız. Bakarız, tarihe bakarız, batıya bakarız, doğuya bakarız. Ondan sonra da o okuduklarımızdan ortaya bir analiz çıkarmaya çalışırız. Ve bakıyorum ki tarihte sizin ülkeler gibi mesela... ve demokrasiler öyle birdenbire gelişmiyor. Hepsi belli bir... Bakın Fransa ihtilali ve günümüze kadar bir 400 yıl geçmiş. Yani ileri demokrasi dediğimiz ülkelerde de demokrasiler birdenbire gelişen olaylar değil. Yalnız bir parantez açacağım. Bu tabii. Bir akademisyen özelliği değil, umut var olmak. O sizin herhalde kendinize mahsus bir şey. Çünkü olabilir. Ülkedeki pek çok aydınlar, entelektüeller evet, var olabilir. Ki akademisyenler var ki. Ben pozitif bakan akademisyenlerdenim. Şimdi yerel seçimler evet. Yaklaşıyor. Sizin yerel seçimlere yönelik çalışmalarınız var neler mı? Olacak? Evet, var. Biz şimdi dernek olarak şeyi söyledim, Kültür ve Fikir Düşünce Derneği olduğumuzu söyledim. Kadının da siyasal anlamda, sosyoekonomik anlamda... Bu bağlamda bir çalışma da başlatıyorsunuz, ona da geleceğim ama... Evet, anlamda çalışmalar yapacağımızı da zaten derneğimizi kurarken de deklare ettik. Ve bu yönde yaklaşan yerel seçimlere yönelik dedik ki... Hükümetten mesela ya da siyasi partilerden diyelim, evet. Bir talebiniz olacak mı? Çünkü her seçimde biraz önce bahsettiğim dernekler kadın kotasının artırılması yönelik olarak çalışmalar yapılıyor ama bu çok eşitlikçi bir yaklaşım. Belki direkt olarak olmayacak ama indirekt olarak şunu söyleyebilirim. Dedik ki biz partilerden bağımsız, partiler kendi içlerinde eğitim okulları, işte sertifika programları, akademiler açıyorlar. Biz dedik ki evet bunlar var ama biz bunlardan bağımsız sadece kadınla adayları, yerel siyasette kariyer yapmak isteyen, siyasete bir yerde başlamak isteyen kadın adaylara yönelik yerel yönetimler eğitim sertifika programı başlatalım. 28 Eylül'de bu hafta sonunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz kadınlara yönelik kadın adayların, aday adaylarının başvuruda bulunabileceği bir eğitim programı. Biz bu programı nitelikli, biraz önce söylediğim hani niceliksel anlamda değil, nitelikli anlamda kadını o sahaya hazırlayarak, o sahada kadına yönelik politikaları nasıl üreteceğini öğreterek onlara bir eğitim programı hazırlıyoruz. Nasıl bir eğitim programı? Neler var mesela programınızda? Mesela bu programın içerisinde yerel yönetimler tarihinden tutun da kentsel dönüşüme kadar, kent sosyolojisine, kent estetiğine kadar. Yani düşünün ki bir kadın belediye başkanının o kente katacağı estetik çok daha farklı olacaktır. Çünkü kadının dünyaya bakış açısı ile erkeğin dünyaya bakış açısı arasında farklar var. Sular kesildiğinde önce kadınlar onu dile getiriyor. Ve bayan bir belediye başkanının kendisine iletilen sularımız neden akmıyor şikayetine çözüm arayışı daha acil ve daha çabuk olacaktır diye düşünüyorum. Nitelikli kadına yönelik politika üretecek yerel siyasette kadını destekleyecek
bir eğitim programını başlatıyoruz. Ne kadar sürecek peki bu? 5 hafta sürecek. 5 hafta sonrasında nasıl bir sertifika vereceksiniz? Katılım yani oraya, sertifikası vereceğiz kendilerine. Katılan herkese sertifika verecek misiniz? Katılan yoksa herkese... mesela olabilecek ya da hani, mesela Ayşe Hanım'dan evet bir siyasetçi olabilir, uygundur deyip... Şimdi şöyle bir şey var. Kadınların bu tür şeylerde toplum, mesela psikolojik olarak ya da kadın çalışmalarına bakıp, baktığınızda Elif Hanım şöyle bir şey var. Yapılan araştırmalar, akademik anlamda yapılan araştırmalar kritik eşik dediğimiz %30'u gösterir. Yani siz karar alma mercilerinde %30'a kadar bir kadın gönüllü kadın kotası diyelim, kadın yerleştirebiliyorsanız o kurumlarda kadınlara yönelik politikalar daha fazla üretiliyor. Yapılan araştırmalar bunu göstermiş. Tabii ki bizden mezun olan arkadaşlarımıza bir de tabii şu var, lobi çalışması. Sizin siyasi kurumlarla, kamusal kurumlarla yapacağınız lobi çalışmaları da kadınların o mercilerde, o karar alma mekanizmalarda yer almasını sağlamanız için önemli etkenlerden bir tanesi. Bizim şöyle bir yetkimiz yok. Yani X partiye, AK Parti veya CHP'ye ya işte biz bu kadar kadın eğittik, işte bunları alın kademelerinize yerleştirin deme hakkımız yok. Biz kadını donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz. Yani elbette ki sözünüz ve bu bağlamda. Ve bu yerel siyasete hazır bir şekilde sahaya inmelerini sağlıyoruz. Ama önerilerde bulunabilirsiniz. Tabii yani. Ki önerilerde bulunacağız. Biraz önce söylediğim hani kadın için yapılacak lobi çalışması da o biraz önce söylediğim %30'luk oranın yakalanabilmesi için önemli. Biz de kendi içimizde eğitimlerden sonra yapacağımız belki tavsiye kararları ile veya işte öneriler ile kamuoyuna yapacağımız duyurular ile kadının daha fazla yer almasını destekleyeceğiz. Ama takdir şudur ki hiçbir yani gönül %30'luk o akademik anlamda ortaya konulan %30'luk eşiğin mecburi bir kota hizmeti ve de mecburi bir kota uygulaması olmadan yerel idarelerde de gerçekleştirilmesi. Siz sadece İstanbul'a yönelik yapacaksınız yalnız değil mi? Şu anda İstanbul'a yönelik çalışıyoruz. Dediğim gibi çok yeni bir derneğiz ama ilerleyen vakitlerde derneğimizin tüzüğüne şubeleşmeyi de koyduk. Yapacağımız çalışmalarla inşallah en kısa vadede şubelerimizi de açmayı istiyoruz. Peki. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar kadınlara yönelik olarak şiddeti, kadınlar orada haksızlıkları konuşacağız. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Evet, kısa bir reklam arası dedik. Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Yardımcı Doçent Emine Sarı Aydın bizlerle birlikteydi. Şu 28 Şubat'la alakalı dava biliyorsunuz şu an duruşmalar devam ediyor. Son birkaç yıldır da 28 Şubat'ın açmış olduğu derin yaraları sarmaya yönelik adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi en büyük mağduriyet de tabii ki yani yaş kararlarıyla subaylar zarar gördü. YÖK pek çok akademisyenini mağdur etti. Ama en büyük zararı görenlerden birisi de İmam Hatipler ve başı kapalı öğrencilerdi. Evet. Şu anda yani başı kapalı öğretmenler yine hakeza. Bunlar birer birer sarılmaya çalışılıyor. Ama o dönemin sembol isimlerinden birisi de Merve Kavakçı. Evet. Ona yönelik çok bir şey bence yani bana göre Merve Kavakçı'nın sembolik de olsa tekrar meclise girip yeniden ya da milletvekili adayı gösterip tekrar milletvekili olması. Şimdi Merve Hanım'ın siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz ya da dernek olarak nasıl bakıyoruz? Şimdi tabii ben burada derneği temsil ettiğim için derneğe bağlayacak cümlelerle bunu ifade etmem lazım. Ben açıkçası şunu söylemem lazım. Yani bir insanın başörtüsünden dolayı, kılık ve kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramasının demokrasiye verebileceği zarar kadar daha fazla hiçbir şeyin zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü demokrasi insanların kendilerini ifade edebilecekleri en rahat, en makul bir sistem. Bu sistemde siz insanı kılık ve kıyafetinden dolayı meclise almayarak, onun haklarını elinden alarak o sadece o insana değil, ülkenin kendisine, ülkenin yaşatmaya çalıştığı demokrasiye, ülkenin toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerine de karşı çıkmış oluyorsunuz, zarar vermiş oluyorsunuz. 28 Şubat süreci
baktığımızda bugün işte biraz önce sizin saydıklarınız bunun sonucunda toplumsal ahlaka ve toplumsal etiğe sığmadığı için tezahürüdür. Hı hı. O dönemde okullarından mağdur edilen başörtülü arkadaşlar, yine o dönemde okullarında, ben de o dönemin bir öğrencisiyim, birçok ben okuyabildim, onlar okuyamayıp yurt dışına gittiler. Yurt dışına giden, ailesinden koparılan öğrenciler ya da akademisyenler. Bunlar, yani siz insanların inancından, giydiği kıyafetten, taktığı başörtüden, nereye gittiği lokantadan ya da işte oturduğu semtten yargılayarak hiçbir yere varılamayacağını ve demokrasiye en büyük zararın verildiğini şimdi görüyoruz. Merve Hanım'ın kendi takdiridir tabii ki yeniden aday olmak, tekrar salona girmek. Böyle bir şey Merve Hanım gerçekleştirmesi. Ben Merve Hanım'ın şahsında değil, bunun... Dernek belki olarak biz tabii ki yaklaşan yerel seçimlerde başörtülü arkadaşları gönülden destekleyeceğiz. Gereken lobi çalışmasını, gereken bir STK'nın yapması gereken siyasal anlamdaki desteği vereceğiz tabii ki. Yani biz çünkü Kadın ve Demokrasi Derneği'yiz. Yani eşit temsilden, fırsat eşitliğinden, insanların fikirleriyle karşılanmasından, fikirleriyle vücut bulmasından yana bir derneğiz. Ve şunu da söyledim, tekrar söylemekte fayda var. Yani demokrasi ifade özgürlüğüdür. Siz teröre ve şiddete başvurmadığınız sürece her şeyi ifade edebilirsiniz. İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Bunun ne gibi bir zararı olabilir? Özellikle Türkiye'de işte %90'ı, %99'u Müslüman olan bir ülkede ve Müslümanlığın da gereği olan ve bu gerekten dolayı başını örten insanları meclise almayarak ya da demokratikleşme paketini demokratikleşme paketi muhtemelen pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak. Ne bekliyorsunuz? Ben o pakette böyle bir şeyi bekliyorum açıkçası. Özel kamusal beklentileriniz neler? Evet, kamusal alanda kadınlara yönelik daha fazla daha fazla politikanın yer aldığı, daha fazla kararın yer aldığı bir paket bekliyorum ve bunu da bekliyorum. Yani gerek kamusal alanda, gerek akademi dünyasında, gerek siyaset dünyasında başörtünün artık bir sorun olmaktan çıkacağını düşünüyorum ve toplumun da buna hazır olduğunu düşünüyorum. Yani toplumumuz başörtülüyle, başı açık olanla birlikte yan yana yürümeye ve bu ülkeyi daha iyi yerlere götürmeye hazır. Çünkü kadınlar da artık çok nitelikli, eğitimli. Yani siz bir üniversite eğitiminden geçeceksiniz ve özgür ifadenin, özgürleşmenin neler olduğunu öğreneceksiniz. Mezun olduğunuzda hayır, ben senin başörtülü dolaşman beni rahatsız ediyor diyeceksiniz. Bu, o zaman sizin aldığınız eğitimi sorgulamam gerekir benim. Kadına yönelik şiddet hala en önemli sorunlarımızdan birisi. Bir tanesi. Bence de. Toplumsal bu yönde bir elbette ki güzel adımlar da atılıyor ama çok da yeterli değil. Değil. Sizin... STK olarak bizim desteklemek sadece bizim nasıl değil. Nasıl buluyorsunuz ya da eksik buldunuz? Sadece STK'lar sadece biz değil, yani bizim gibi kadın çalışması yapan, kadın aile çalışması yapan, toplumsal anlamda çalışmalar yapan derneklerin bu anlamda tabii ki çalışmaları var, olması da gerekiyor. Bizim de var. Biz de kadına yönelik şiddeti çok önemsiyoruz. Çünkü kadın orada cinsiyetinden dolayı. Peki neden bitmiyor? Bitmez, çünkü bu aslında bir sorunu değil. Bir siyasal ya da demokrasi sorunu değil. Bu insanlığın kendi sorunu, bu cinsiyetlerin kendi sorunu. Bir cinsiyetin diğer bir cinsiyete uyguladığı bir şiddet, fiziksel anlamda kendini güçlü görmesi ve bu güçlülüğü tezahür etmesi. Bunun şöyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani peki çok çelişkili bulmuyor musunuz? Yani belki 20 yıl öncesinde gazetelerin mesela 3. sayfalarına baktığınız zaman belki yarım sayfa ya da bir sayfaydı 3. sayfa. Kadına yönelik şiddet, cinayet haberleri çıkardı. Şu anda ama bunu çok konuştuk Elif Hanım. Yani konuşulmuyordu. İnsanlar şiddeti evinde yaşıyordu. Ama şu anda çok konuşuluyor. Bu kadar konuşulmasına, bu kadar böyle bununla alakalı olarak daha ciddi önlemler alınmasına rağmen daha da mı fazlalaşıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Eğer
Yok, bence fazlalaştığını düşünmüyorum. Yapılan araştırmalar da fazlalaşmıyor. Sadece daha fazla görünür olmaya başladı. Geçmişte de şiddet yaşanıyordu. Geçmişte de aile içinde yaşanan şiddetler işte o aile içinde kalıyordu. Çünkü örf, adet, gelenek o anlamda gelişmişti. Ama şimdi demokrasiler geliştikçe, bireyler kendilerini daha iyi ifade etmeye başladıkça, hak ve hukuklarını öğrenmeye başladıkça bu sefer bunu dile getirmeye başladılar. Yani kadın artık şiddete maruz kaldığında bunu saklama gereği duymuyor. Bunu ailesinden saklayan bir kadın artık hayır, ben de bir bireyim, ben de bir insanım. Bana bir şiddet uygulanıyorsa bunun devlet nezdinde, politika nezdinde bir yaptırımının olması gerekir demeye başladıkça şiddet konuşulmaya ve görünür hale gelmeye başladı. Eğer bu konuşulmasaydı, konuşulmasında da çok büyük fayda var. Konuşulmasaydı belki bu yönde daha itinalı, daha hassas olmaz. Yine politikalar üretmez. Sadece duyar, kulağımızı kapatır, giderdik. Ama şimdi öyle değil. Şimdi şiddete maruz kalındığında hemen işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir şey yapmaya çalışıyor. Bir kanun tasarısıyla biliyorsunuz şiddete yönelik aileyi koruma kanunu çıkartıldı. Bunlar işte kadına yönelik şiddeti engellemeye çalışan çalışmalardan bir tanesi. Ama yeterli değil. STK'ların buna destek vermesi lazım. Biz de o anlamda bir hukuk, koruyucu hukuk projesi başlattık. Bunun altı nedir bu? Anlatayım. Biz hukuk komisyonumuzla birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız, akademisyenlerimiz var. Dedik ki İstanbul'da 39 tane ilçede eş zamanlı kadınlara yönelik bir eğitim semineri yapalım. 300 tane, 500 tane ne kadar kadına ulaşabilirsek. Yani kadınlara hak ve hukuklarını pratik anlamda öğretecek bilgileri onlara aktaralım. Bir kadın şiddete maruz kaldığında ne yapacağım şeyine kapılmasın, çaresizliğine kapılmasın. Ama buradaki dil ne yapacağını önemli. Bilsin. Önce polise mi gidecek? Önce emniyete mi gidecek? Önce savcıya mı gidecek? Nasıl uzaklaştırmayı? Bakın şimdi bir şeye gidiyorsunuz, savcılığa gidiyorsunuz. Artık sizin sözünüz bir beyan, bir şahide ihtiyacınız olmadan o söz beyanınız üzerine devlet size bir koruma verebiliyor ya da bir uzaklaştırma gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki yeterli değil. Hiçbir şey öyle birdenbire olması da mümkün değil. Bunların hepsi sağlıklı bir şekilde zaman içerisinde gerek kamunun kendi işleyişiyle gerekse işte siyaset üreten kurumların bu yönde destekleyici politikalar üretmesiyle gerekse STK'ların bu konuyu gündeme getirmesiyle çözülebilecek sorunlar. Koruyucu hukuk projesine ilişkin bir kitap çalışması yapıyoruz. Orada da kadına yönelik kadının kendisini bildiği andan itibaren yani kız çocukluğundan itibaren yaşlanmaya kadar karşılaşabileceği ayrımcılık. Yaşadığı müddetçe diyelim. Yaşadığı müddetçe diyelim. Yani yaşam boyu, hayatı boyunca karşılaşacağı mağduriyet, ayrımcılık, işte cinsel taciz ya da töreden kaynaklanan sorunlar. Bunlarla karşılaştığında başvurabileceği bir başucu kitapçığı oluşturuyoruz. İşte burada şiddete yönelik yapılan yasal düzenlemeler ve kişinin nasıl hareket etmesini öğreten adımlar. Yine medeni kanunla ilgili bir bölümü var bu kitapçığımızın. Sosyal güvenlikle ilgili bir bölümü var. Bir de iş kanunuyla ilgili bölümü var. Biz orada sorular hazırladık. Dedik ki eşim beni dövdü, evde kimse yoktu, çocuklarımı kimseye bırakamadım. Nereye, ne yapacağım? Oraya hemen cevabını veriyoruz. Ya da kayınvaliden bana şiddet uyguladı, ben ne yapmalıyım? Ya da iş yerinde amirimin tacizine uğradım, ne yapmalıyım? Bunları tek tek olabilecek, çok yaygın, insanların çok daha fazla karşılaştıkları soruları maddeler haline getiriyoruz. Getirdik, şu anda o edit çalışması yapılıyor. Maddeler haline getirdik, altına da cevaplarını verdik. Böyle bir kitap çalışmasını bitirdikten sonra hukuk komisyonundaki hukukçu arkadaşlarımızla birlikte sahaya ineceğiz. 39 ilçede kadınlarımıza hukuk seminerleri vererek bu tarz problemlerin de karşısında durmayı, çalışmayı hedefliyoruz. Peki bu bağlamda iktidarın politikalarını nasıl buluyorsunuz kadına yönelik?
Ya ben sosyal yani aile bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Hanım'ın çalışmalarını çok şey buluyorum, yani verimli buluyorum ama tabii ki yeterli değil. Belki burada şeyi yapmak lazım. Fatma Hanım çalışmalarını yapmadan önce bildiğim kadarıyla STK'larla bir araya geliyor ve STK'ları dinliyor. Hı hı. Belki burada STK'ları çeşitlendirmek lazım. Sadece kadın veya aile STK'ları değil, farklı STK'larla da bir araya gelerek bu konuyu o yönde bir çalışmalar yapmak gerekir. Tabii yeterli değil bu anlamda çalışmaların yapılması lazım. Çalışma hayatında kadın istihdamına yönelik. Şimdi kadın hayatında ekonomide kadına baktığımızda Türkiye'de kadının yani ekonomide yer kadın alması. Sosyal hayatın ve çalışma hayatının içerisinde yer alsın. Kadın istihdamı diğer artsın diyoruz ama olsun, ev, diğer taraftan anne olsun istiyoruz. Sonra diyoruz ki mesela iyi bir eş olsun. İyi bir eş olsun. Evet, psikolojisi çok düzgün olsun. Düzgün olsun. Agresif biz kadına olmasın, yükledikçe olmasın, yüklüyoruz. Evine gelsin yemeğini yapsın. Evinin hiçbir şey, evet. Stepford Kadınları olsun diye bir film vardı. Evet. İzlediniz mi? Yok, izlemedim. Ama izleyebilirim. Yani bilmiyorum. Kadınlara yönelik Batı'nın evet, da yani önce işte hani mesela tek taşımı kendim aldım ya da kadın ve kariyer evet, konusundaki Batı'nın kafa karışıklığını gidermek anlatan üzere yapılan bir film. Yani evet, ilk önce işte kariyer ama bütün çok iyi noktalarda kariyer sahibi olmuş kadınların hem kendi mutsuzlukları hem de birlikte yaşadığı ve evli oldukları kişilerin evet, mutsuzluğu üzerine. Evet. İyi en kariyer, yakın zamanda izlerim Elif Hanım ama şeyi biliyorum. Yani bu ama bu çok kafa karışık evet, yani. Aslında hani bu hem çok akıllı olsun hem evet, çalışsın, iyi kariyer kesinlikle sahibi olsun öyle, hem evde çok iyi olsun. Bu aslında şöyle bir şey. Modernleşmenin de getirdiği bir şey. Yani biz modernleşme ile birlikte hayatımızı kolaylaştırdık diyoruz ama modernleşme aslında erkek için modern mi geçerli yine, yoksa kadın için mi geçerli onu tartışmamız lazım. Evet, kadın, en büyük sıkıntılarından bir evet, tanesi. Yani tabii ki. Modernleşme yalnızlaştıran ve bencillik. Tabii ki. Biz bunu da şöyle yapıyoruz Elif Hanım. Yani derneğimiz hani Kültür ve Fikir Düşünce Derneği dedik ya, bu anlamda söylem çalışması yapıyoruz. Söylem çalışmalarımıza işte Nazife Hanım'ı, Nazife Şişman Hanım'ı çağırdık, sosyolog. Bu konuda çok iyi yazıları var. Bu konuyu, tam da bu konuyu tartışan bir bayan yazarımız. Ömer Çağ Hoca, Profesör Doktor Ömer Çağ Hoca ile konuştuk. Yardımcı Doçent Doktor Gediz Üniversitesi'nden Zeynep Şahin'le tartıştık. Şimdi yine Ege Üniversitesi'nden ilahiyatçı bir hocamız gelecek, Rıza Savaş. Tam da bunu tartışıyoruz. Peki yani şu olacak kadın, mı? Yani kadın ne olmalı? Yani ne kadın olmalı? İyi bir eş olurken, iyi bir kariyer yaparken yapabilir mi? Anne olabilir mi? Ve şu da tabii medyanın söylemi de var tabii ki. Hem kariyer yaparım, hem iş, hem anne olurum, eş olurum. Şimdi bunları kadın nasıl yapacak? Burada çözüm kadını kolaylaştırın. Yani bizim belki çözüm yolumuz yok ama bu anlamda bir söylemimiz var. Kadın ve erkek birbirini tamamlamalı. Yani birbiriyle bu anlamda eşit değil ama birbirini tamamlayan bireyler olmalı. Kadının iş yükünü birazcık erkek almalı, erkeğin de iş yükünü birazcık kadın almalı. Kadın her zaman alıyor zaten. Modernleşme işte bu geleneksel iş bölümünü, yani erkekle kadın arasındaki iş bölümünü geleneksel anlamda modernliğe doğru götürdüğümüzde kadına birazcık daha fazlalaştırdı. Kadın erkekle birlikte hem kamusal alanda çalışacak, özel sektörde çalışacak, orada mücadele edecek, çıkacak, evine gelecek, yemek yapacak, çocuğuna bakacak, eş olacak. Her şeyden önce Kadın ve Demokrasi Derneği olarak ben kadının bir birey olarak ayakta durmasından ama anneliğini ve o kadın olmanın gerekli olan vazifelerini yerine getirebilmesinden peki, yanayım. Peki işverenlerin çıkar yani çıkarlarıyla nasıl örtüşecek? Yani şimdi mesela en son sanırım doğum izni fazlalaştı. Evet. Ama orada da bir şey var ya, işveren bu kadar izin yapacak bir evet, kadın çalışanı tabii, bu tercih edecek. Da bu da büyük bu bir kadınlar yönünden dezavantajlı gözüken evet, bir şey. Aslında böyle değil. Bakın Avrupa'da bunun uygulamaları var. Avrupa'da doğum yaptığınız zaman 6 ay evdesiniz. Ve 6 ay sizin maaşınız bir şekilde ödenmeye devam ediyor. Hı-hı. Hangi oranlarda, ne kadarını devlet destekliyor, ne kadarını işveren destekliyor, oranları ama çok net bilmiyorum. Oradaki tabii şeye de bakmak lazım. Yani orada kadın İleri demokrasilerde çalışan bunlar var. Burada da olabilir. Neden olmasın? Yani işveren
hem toplumda iyi nesiller yetiştirmesi gerekir, nesiller kadınlarımıza emanet söylemini söylüyorsa, o zaman kadının doğum yaptıktan sonra 6 ayda evde durmasına katlanacak. Bunu bir şekilde tölere edecek. Kadınları mağdur etmeden, yani bu politikanın da tabii kadınları mağdur etmeden hayata geçirilmesi lazım. Maddi ve manevi anlamda. Kadın ve erkeğin birbirini tamamlayarak omuz omuza yol alabilirse demokrasiye katkısı olur, faydası olur. Eğitimli bir anneyi, kariyer sahibi bir anneyi evet eve göndermekle ona ve çocuğuna çok büyük bir iyilik yapıyorsunuz, olması gereken. Ama bir taraftan eğer bu anne eve giderek işini kaybedecekse bu olmamalı. Burada yasal bir yaptırımın da gündeme gelmiş olması, gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama paket henüz açıklanmadığı için. Aslında bunlar çok paketle da alakalı değil, paket dışı sorduğum sorulardı ama belki şu STK'lar olarak, özellikle kadınlara yönelik olarak faaliyet gösteren derneklerin ya da kadınlar üzerinde yazılar yazan ya da medyada belki de bir öz eleştiri yaparak dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hani kadını kendi fıtratından ayırmadan ve hani sürekli başarı peşinde, kariyer peşinde koşması için doğru bir şey mi? Bir söylem geliştirerek onu hani, hayatın hani somut gerçeklerinden, kendi gerçeklerinden uzaklaştırıp soyut bir şeyin içerisine atmak yerine elbette ki kariyer gelecektir. Elbette ki başarı gelecektir ama başarı peşinde koşmaktansa yaptığı işleri daha nitelikli yapıp başarı zaten onun peşinde gelecek. Diğeri ise hırsı, ihtirası beraberinde getirip daha büyük mutsuzluklara sebebiyet veriyor. Ya da bir öz eleştiri olarak, bir dernek olarak size hani kadın istihdamı artsın, kadın siyasette iyi yerlere gelsin. Ama kadın siyasette iyi bir yere gelirken, kadın çalışırken onun çalışma hayatlarını daha kolaylaştırıcı. Mesela işte bu doğum izni mesela kolaylaştıran eğer hani böyle bir şey gelecekse, paketi bilmiyorum. Hani 6 aylık bir izin gelecekse mesela, bu onun hayatını kolaylaştıran politikalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla yani kadını biz kadının bakın ekonomide dünya ortalamasında kadınlar %50-60 oranlarında yer alırken Türkiye'de bu oran %27'lerde ve 30'larda. Biz dünyanın hala çok daha gerisindeyiz. Yani, hani. Kaçıncı sıradayız peki, biliyor musun? Onu bilmiyorum ama şey anlamında hani oran anlamında ortalama %60'lar, bizde %30'lar civarında. Tabii ki bakın, kadın ekonomide de yer almalı. Kadın kamuda da yer almalı. Kadın siyasette de yer almalı. Çünkü tüm bu kurumların kadın bakış açısına ihtiyacı var. Bu toplum sadece erillerden oluşan bir toplum değil. Kadınları da bu mecralara dağıtacaksınız ki kadınlar kadınlara yönelik politikalar üretebilsinler. Kadınları destekleyecek fikirler ortaya koysunlar ve bu yönde uygulamalar gerçekleştirsinler. Peki Sari Hanım, çok teşekkür ediyorum. Söz konusu kadın olunca çok konuşulacak şey oluyor. Çok konuşulacak şey de var. Mevzular da bitmez ama iş zor biraz. İş zor. Biz de o işi kolaylaştırmak için bir araya gelmiş. Arkadaşlardan bir araya Allah gelmiş. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Cumartesi günü kadına yönelik olarak biz bunları çok önemsiyoruz. Evet. Yerel yönetimler eğitimde sertifik iyi kadınların iyi bir siyasetçi olması için bir kurs açıyorsunuz. Evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Kademin öncülüğünde. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşünceye kadar hayırda kalın.